Bugün heyecanlıyım çünkü 2016'nın ilk günü program yapıyoruz, tatil yapmıyoruz, sizlerle beraberiz. Çok güzel bir konuğum var, çok önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Her şeyin ücretsiz olduğu bir sistemden bahsedeceğiz bugün, eğitim içeriklerinin ücretsiz olduğu bir sistemden. Kan Akademi Türkiye Direktörü Alp Köksal'la beraberiz. Hoş geldiniz Alp Bey. Merhaba Bilal Bey, hoş bulduk. 2016'nın ilk günündeyiz. buradan kutlayacağız tabii dinleyicilerimizin 2016'sını. Ee, ve bu çok önemli konuyu konuşacağız. Bütün eğitimin içeriklerinin bedava olduğu e, Kan Akademi diye bir yeni bir e, servisten e, bahsedeceğiz. İnternet sitesinden bahsedeceğiz. Onun Türkiye direktörü Alp Bey var. Yeni açan dinleyicilerimiz için konuşuyoruz. E, onun detaylarını konuşacağız ama ben şunu merak ediyorum. Net üzerinden, e, internet üzerinden eğitim çok böyle adresler var, siteler var. Ne kadar efektif, ne kadar etkili bunu öğrenmek isteriz öncelikle. Öncelikle tüm dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. 2016'nın tüm dünya için barış, huzur, mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum. Aynı zamanda eğitim teknolojilerinin, eğitimde fırsat eşitliğinin ve eğitim imkanlarının da gelişeceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Çok güzel dileklerle bulundunuz. <laughs> ee, i̇nternet üzerinden eğitim, hayatımızın önemli bir parçası olan yeni teknolojilerin, aslında sınıflarla, eğitimle, insanla buluşmasını sağlıyor. Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni evimizde oturduğumuz yerden dinleyebiliyoruz veya cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. Benzer bir şekilde bir öğretmen olarak bilgimizi milyonlarca kişiyle aynı anda paylaşma şansı buluyoruz. Kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri hızla yaygınlaşıyor. Eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor. Artık bilgiye zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşabiliyoruz. Tabi internet ve iletişim teknolojileri bu konuda çok önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenmenin pek çok yolu var. Fakat önemli olan doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşabilmek. Kısacası eğitim e, internetten veya yeni teknolojiler kullanımıyla çok daha ulaşılabilir oluyor. Bu da bize dünya genelinde... Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için önemli bir şans sunuyor. Net üzerinden eğitimin böyle bir avantajı var insanoğluna fırsat eşitliği anlamında. Evet yani birçok avantajı var ama benim en altını çizmek çok... istediğim ve vurgulamak istediğim eğitimin ulaşılabilir olmasıydı. E, temsil ettiğim kuruma olan Kaan Akademi örneğinden yola çıkarsak bugüne kadar e, 700 milyona yakın ders verme şansı buldu Kaan Akademi. Bu e, önemli bir sayı. E, i̇ki noktanın altını çizmek istiyorum Bilal Bey. Birincisi teknoloji çağındayız ama aynı zamanda iletişim çağındayız. Yani dijital içerik üretirken, online içerik hazırlarken kullanılan iletişim dili de en az kullanılan teknolojiler, örneğin üç boyutlu grafikler kadar önemli. Sonuçta burada amaç bir öğrenciye en kolay, en kısa yoldan doğru bilgiyi üretebilmek. Söz konusu teknoloji olduğunda görsellik, yazılım tabii ki çok güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor ama eğitimde e, işin amacından sapmamasına da dikkat etmemiz gerektiğini, içeriğin kalitesinin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İkinci konu ise biraz daha önemli diye düşünüyorum. Eğitim ve teknoloji kelimeleri yan yana gelince çoğumuz sanki artık insanoğlu makinelerden öğrenecek gibi bir endişeye kapılabiliyoruz. Evet, öyle bir şey var doğru. Önemli olan yeni teknolojileri kullanarak insan faktörünü ön plana çıkarabilmek. Eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor demiştim. Bir örnek olarak açıklamaya çalışayım. Bugün Khan Akademi veya birçok platform öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler için de veya veliler için de fırsatlar sunuyor. Dijital kaynaklardan yararlanan öğretmenler, sınıflarında hangi öğrenci hangi konuya ne kadar hakim hangi soruya doğru cevap verdi, hangi konuyu daha iyi anladı? Bunların hepsini görme şansına sahip oluyorlar. Bu sayede bu bilgiye sahip bir öğretmen, bu verilere sahip bir öğretmen sınıfa geldiğinde öğrencilerinin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda onlara kişiselleştirilmiş bir eğitim verme şansı buluyor. Yani başka bir deyişle sınıfın ortalamasına göre ders anlatmak yerine her bireyin kendi ihtiyacına yönelik ders anlatma şansı İnternetin buluyor. İnternetin böyle bir avantajı var. Dijitalin yani. Evet çünkü eğitimi biraz daha bireysel bir hale getirebiliyor. Ama bunu iyi anlamda kullanıyorum. Çünkü öğretmen her bireyin ihtiyacını gördüğünde sonuçta ders daha interaktif, daha verimli hale geliyor. Çünkü bu sayede kişilerin geçirdiği vakit, öğretmen öğrencinin birebir geçirebildiği vakit artmış oluyor. Bir örnek daha vermeye çalışayım. Örneğin ters yüz edilmiş sınıf sözünü ne demek o? sıkça duyuyoruz. Buradan dinleyicilerimize de açıklamaya çalışacağım. Ters yüz edilmiş sınıf aslında sınıftaki iş, işle işleyişin tersine çevrilmesi anlamına geliyor. Öğretmen derste uzun uzun konuyu anlatmak yerine öğrencilerine dijital kaynaklardan konuyu öğrenmeleri için önlendirmeler yapıyor. Başka bir deyişle evinde video izleyen ya da makale okuyan, interaktif alıştırma çözen öğrenciler konuyla ilgili bir bilgiye sahip olarak sınıfa geliyorlar. Bu sayede öğretmen zaman kazanmış oluyor ve sınıfta belki yarım saatte anlatacağı bir konuyu 15 dakikada anlatıyor. Sonrasında ise geri kalan bu zamanda Öğrencilerin birebir ihtiyaçlarına cevap verme, öğrencilerle daha çok birlikte vakit geçirebilme şansı buluyor. Sınıfta grup çalışmaları yapılıyor, ödev çözülüyor, alıştırmalar yapılıyor. Pratiğe yönelik daha çok şey yapılıyor. Evet, bizler insanlar sosyal canlılarız ve sosyal bir ortamda paylaşarak öğreniyoruz. Bunun için sorunun cevabını şu şekilde tamamlamaya çalışacağım. Teknoloji ya da internetten öğrenim. Bu anlamda hiçbir zaman sınıflardaki eğitimin yerini tutmayacaktır. Sonuçta işimizi kolaylaştıran, bilgiyi eğitimi daha erişilebilir yapan bir araçtan bahsediyoruz ama insan faktörü her zaman eğitimin temelinde yer alacaktır. Şey aslında çok güzel bir sürü avantajından bahsedip son cümlede şey dediniz yani. <laughs> evet internetten eğitimin bir sürü avantajı var ama hiçbir zaman yerini tutmayacaktır. Yani o o dengeyi iyi tutturdunuz bence. O çok güzel oldu. Peki şimdi kan akımı akademi'ye girelim biraz. Ben hem hem kendimdeki olarak da merak ediyorum. Dinleyicilerimiz de merak ediyor. Kan akademi nedir? Bir kere öncelikle doğru mu telaffuz ediyoruz kan akademi? Doğru. Biz kan akademi kan. diyoruz. Tamam. Ee, Arapça bilen büyüklerimiz han akademi diye de telaffuz ediyorlar. Fakat dünya genelinde sanırım Khan Akademi olarak tanınıyoruz. Nedir bu Khan Akademi? Ee, Khan Akademi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için herkese her yerde dünya standartlarında bir öğrenim imkanını ücretsiz olarak sunmaya amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumu. İnternet üzerinden videolar, interaktif alıştırmalar, gelişmiş yönlendirme, ödüllendirme, raporlama özellikleri sayesinde Bugüne kadar verdiği 700 milyon civarında online ders dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim platformu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii. Matematikten finansa, sanattan uzay bilimlerine, ilkokul seviyesine, üniversite seviyesine, basit toplamadan diferansiyel denklemlere... ...pek çok farklı alanda, farklı yaş grupları için dijital, online içerikler mevcut. Binlerce konu yapar ya o. Söylediğiniz o kadar büyük bir skala ki. Evet, şu anda binlerce ders var ama tabii ki burada söylediğiniz gibi sonsuz bir içerikten bahsediyoruz ve Kaan Akademi de her geçen gün büyüyor. Hiçbir zaman belki her konuyu kapsaması mümkün olmayacak ama elimizden geldiğince fazla sayıda ders üretmeye, hazırlamaya ve ücretsiz olarak sunmaya gayret ediyoruz. Bugün 40 dile çevriliyor Kaan Akademi platformu yani birçok dilde yayın yapıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde eğitim reformu konusunda da önemli bir paydaş konumunda. Türkiye ofisi Kaan Akademi'nin ilk uluslararası ofisi olarak açıldı. Öyle mi? Çok önemli bir şey. Ee, evet, Bugün bunu, verici bir şey. Var. Bunu fırsat buldukça vurgulamayı da seviyorum. Çünkü ben de kendi adıma ve ekibim adına bu durumdan gurur duyuyorum. İngilizceden sonra ilk defa kurumsal olarak dersler Türkçe olarak yayınlanmaya başlandı. Genelde biz ilk düşünen, ülke, düşünen ülkelerden olmuyoruz ama böyle bir vizyon var. Demek ki burada bir şey görüyor hem genç nüfus vesaire sanırım. Çok doğru çünkü Tasman. ülkemizde çok büyük bir genç nüfus var. Teknolojiyle barışık, kendini geliştirmeye açık bir nüfusa dijital eğitim kaynaklarıyla çok daha farklı olanaklar sunabileceğimizi e, tahmin ediyoruz, hayal ediyoruz. E, kısacası ders içeriklerini Türkiye özeline adapte ediyor ve yayınlıyoruz. Türkiye'de kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. 300'den fazla gönüllüyle birlikte çalışıyoruz. Bir vakıf olarak hiçbir kar amacı gütmeden çalışıyoruz. Akademisyenler, öğretmenler derslerimizin içeriğinin hazırlanmasında, Türkçeleştirilmesinde, lokalize edilmesinde bize yardımcı oluyorlar. Devlet tiyatro sanatçıları, ses seslendirme sanatçıları derslerimizin Türkçe sesleri oluyorlar ve bize destek oluyorlar. Kısacası Kaan Akademi e, ücretsiz bir platform olarak hem bir sosyal sorumluluk işi hem de bir gönüllülük işi olarak tanımlanabilir. Khan Akademi platformunda videolar, interaktif alıştırmalar, makaleler gibi bilgi kaynaklarının yanı sıra öğrencinin seviyesini tespit eden ve onu kendine en uygun içeriğe yönlendirebilen akıllı bir yazılım da mevcut. Aynı zamanda öğretmenler için sınıflarında kullanabilecekleri bir modern eğitim aracı. Biraz önce öğretmenler için de evet yani sadece eğitim öğrenciler için değil, öğretmenler için de olanaklar sunuyor. Evet çok doğru çünkü bu bir bireysel öğrenim kaynağı olduğu kadar aynı zamanda bir eğitim aracı. Bugün dünya genelinde 1 milyondan fazla öğretmen Kaan Akademi'den sınıflarında faydalanıyorlar. E, tabii veliler de çocuklarının gelişimini takip edebiliyorlar. E, hep bir kaygı vardır çocuğun bilgisayar başında ama acaba oyun mu oynuyor gerçekten ders mi çalışıyor diye. E, platform detaylı bir raporla hangi konuda ne kadar vakit geçirdiğini hatta çocuğun hangi konuya ilgi duyduğunu bile velilere raporlamaya gayret ediyor. Yapay ediliyor. zeka var belki de evet, sistem içinde. Ee, evet önemli bir yazılım ve her geçen gün daha da gelişiyor. Ee, kısacası 4000'den fazla Türkçe ders videosu 100 binden fazla 4000 bin içerik mi var? 4000 içerik. Evet. Türkçe içerik. Evet. Var olan İngilizce içeriği alt yazıyla mı Türkçe yaşıyor, yoksa seslendirerek mi? Seslendiriyoruz. Videoyu yeniden e, Türkiye'de prodüksiyonunu Oğlum, yaparak... yaparak kullanıcılara sunuyoruz. Peki her şey ücretsiz nasıl bu işin e, e, parasını para kazanıyorsunuz. Yani buradaki ekonomik model nedir? Evet. Bu çok sık sorulan bir soru. Ben de hemen cevap vermeye çalışayım. Ee, bir kere eğitimin ihtiyacı olan herkese ulaşabilmesi için ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Aslında Kaan Akademi'nin ilginç de bir hikayesi var. Çok kısaca bahsedeceğim izin verirsiniz. Tabii. Çünkü bu hikaye birçok online girişime, dijital platforma da ilham veren bir hikaye oldu. Salman Khan adında bir Amerikalı tarafından kuruluyor 2006 yılında Kan göçmen bir ailenin oğlu babası Bangladeş asıllı annesi Pakistan asıllı ve Amerika'da çok iyi üniversitelerde okuma şansı bulmuş en tanınan üniversitelerden 4 senede 4 diploma kazanmış son derece zeki ve başarılı birisi finans sektöründe çalışırken bir yandan da kendi bilgisini paylaşmak için internette ders videoları hazırlıyor koyuyor böyle bir girişimde bulunuyor. Bugün bu girişimi sebebiyle aralarında Amerikan Başkanı da olan birçok kurumdan, kişiden hatta yayından ödül alsa da dünyanın en etkili insanları arasında gösterilse de kanı aslında başarılı yapan ve farklı yapan başka bir özellik var. O da farkındalığı. Herkesin kendi eğitim aldığı okullarda okuyacak kadar şanslı olmadığının bilincinde ve aldığı eğitimi, bilgiyi daha başarılı olmak için değil, kariyerinde bir adım daha ileriye gitmek için değil, diğer insanlarla paylaşmak ve onların başarısını arttırmak için kullanmayı amaçlıyor. Ve bu sayede bir kişinin idealleriyle başlayan Kaan Akademi bugün 40 dilde yayın yapan büyük bir platform haline geliyor. Burada da Türkiye ofisi var. Siz de ofisin direktörü müsünüz? Nasıl yapınız? Evet biz İstanbul'da Amerika'dan sonra ilk kurumsal ofisi açma şansı bulduk. Yaklaşık 3 seneden fazla zamandır çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'deki operasyonla ilgili de sorunuza cevap vermeye çalışayım. Kaan Akademi'nin dünyadaki modeli bağışlarla işliyor. Birçok büyük kurum, şahıs, vakıf yaptıkları bağışlarla Kaan Akademi'nin her zaman ve tamamen ücretsiz bir platform olmasını garanti altına alıyorlar. Sitemizde reklam bile yok. Türkiye'de ise çoğumuzun bir mühendislik şirketi olarak tanıdığı STFA grubunun bir girişimiyle Kaan Akademi kar amacı gütmeyen bir vakıf olarak faaliyet gösteriyor. Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı diye 1992 yılından beri faaliyet gösteren bir vakfı var STFA'nın. Ve biz bu vakfın altında bugün gönüllülerle ve küçük ekibimizle Kaan Akademi'nin Türkiye ofisini kurduk ve temsil etmeye devam ediyoruz. Hı 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 çok da ufak değil yani 3 bin içerik çevirmişsiniz. Küçük ev, yani kendinizi küçümsüyor gibi konuştunuz ama bayağı iş yapmışsınız yani. Yani burada bu gön önemli. gönüllülerin hakkını vermek gerekir. Bizim 15 kişilik bir ekiple bu kadar dersi Türkçeleştirmemiz, yayınlamamız, prodüksiyonunu yapmamız mümkün olmazdı. Dolayısıyla Kaan Akademinin zaman içinde bir gönüllülük hareketi olduğuna da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hayal eden bireyleri bir araya getiren bir proje olmasından dolayı da mutluluk duyduğumu tekrarlıyorum. Burada istiyorum. şu önemli bizim Fatih projesi EBA var biliyorsunuz oraya siz çok aslında benzer benzer olarak yola çıkmışsınız birbirinizi destekleme veya sizin orayı destekleme gibi bir projeniz var mı? Evet kesinlikle biz ürettiğimiz içeriği ücretsiz olarak sunuyoruz ve Sadece teknolojiyle barışık okulların değil, bunu Türkiye'deki bütün okulların kullanmasını amaçlıyoruz. İzninizle bir örnek vermek istiyorum. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, seneler önce yaptığı bir açıklamada, ben kendi çocuklarımın eğitimi için Khan Akademi'yi kullanıyorum. Okuldan geldiklerinde bu platformla derslerini pekiştiriyorlar. Herkese de tavsiye ederim demişti. Bugün bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında... Bill Gates'in kendi çocuğunu ders çalıştırdığı platformu ülkemizde hatta dünyada internet erişimi olan bütün okullara ulaştırmak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığıyla bir işbirliğine gittik ve bu çok evet, önemli süper. bir işbirliği. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde daha çok Fatih projesi ismiyle tanınsa da eğitim reformu alanında yapılan önemli işler var ve bu işlerin sonucunda ülkemizdeki bütün öğrencilerin dijital kaynaklardan faydalanması, internet erişimi olan okullar kurulması ve eğitimin dijitalleşmesi amaçlanıyor. Ve bu proje kapsamında e, KAN Akademi Türkçe dersleri de eğitim bilişim ağında yani kısa adı EBA olan platformda bugün itibariyle Türkiye'deki bütün okullara ulaşıyorlar. Aa çok güzel. Bir anlaşma, bir işbirliği var. Çünkü evet. o projenin en büyük sıkıntısı içerik sıkıntısıydı. Siz o anlamda ...içerik sağlama noktasında onlara müthiş bir fayda vermiş oldunuz belki de. E, tabii o şekilde yorumlanabilir. Yani ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu içerik ücretsizdir. Bunun yaygınlaşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çünkü burada amacımız Kaan Akademi içeriklerinden... ...ülkemizdeki genç nüfusun daha fazla faydalanmasını sağlayabilmek. <laughs> Sorulurumdan biri vardı. Türkiye bu işin neresinde diye. Zaten... Cevabını da vermiş oldunuz. İlk ofisi burada açtı. En çok içeriklerden e, belki Türkçe olanları burada. Bu Kaan Akademi'de Türkiye ofisinde e, dediniz. Peki bunun mobil uygulaması var mı? Yani mobilden de sadece desktop'tan mı giriliyor mobilden de girilebiliyor mu? İnternet olan her yerden giriliyor ama sorduğunuz için e, çok da iyi oldu. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz ay Kaan Akademi'nin Türkçe mobil uygulaması yayınlandı. Hmm ve artık cep telefonlarından da daha kolay kullanım sunabildiğimiz için mutluyuz. o çok önemli olmuş o, ya, o anlamda. Çünkü hani çok mobil olduğumuz için... Mobiliteye çok yüksek olduğu için desktop'a göre daha fazla kullanılıyor. Önemli olmuş. Kesinlikle. Peki bundan sonraki projeleriniz neler? Yani bu bulut sistemin ve içeriklerin zenginleştirilmesi en büyük hedefinizdir tahmin ediyorum. Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Daha çok yaygınlaştırma anlamında. Mesela şimdi biz bunu duyuruyoruz. Daha çok e, duyurma anlamında. Mesela sosyal medyayı iyi kullanıyor mu Kan Akademi hesaplardan? hesaplardan. Kullanmaya çalışıyoruz diyeceğim. <laughs> Sonuçta biz bir vakıfız. Geniş bir reklam bütçesini bırakın. Reklam bütçemiz yok. Biz e, bu işi elimizden geldiğince gönüllerin de desteğiyle tanıtmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar 10 milyon ders verdik. Bu Türkiye için de e, azımsanacak bir sayı değil. Fakat nüfusu hesaba kattığımızda, gençlerin teknolojiye olan ilgisini, Türkiye'deki internet kullanımını düşündüğümüzde bu sayının yakın gelecekte çok daha fazla olabileceğini tahmin ediyoruz. Ee, ve her geçen gün daha fazla okulla, üniversiteyle, akademisyenle, gönüllüyle ve sivil toplum kuruluşuyla çalışma şansı buluyoruz. Bir taraftan sivil toplumla gönüllülük modeli kurgulamaya ve bu sayede sahada yer almaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan okulları elimizden geldiğince ekibimizin kapasitesi yettiğince gezmeye ve Kaan Akademinin nasıl kullanılabileceğini, ne gibi faydalar sağladığını anlatmaya gayret ediyoruz. Bugün pilot okul uygulamalarımız var ve pilot uygulamalardan artık geri dönüşler almaya başlıyoruz. Mutluyuz ki hem kullanıcılarımızdan hem pilot okullarımızdan aldığımız geri dönüşlerin çok büyük bir kısmı olumlu ve yani en çok da sayenizde sınavı geçtim hocam veya Oo, sayenizde e, diplomamı aldım diyen öğrenciler bizim e, bu işi yapma kaynağımız oluyor motivasyonumuz oluyor tüm ekibin e, mutluluğu oluyor bunu da söylemek isterim biz de dijital hayat olarak bu gönüllüye destek vermek isteriz bize haberlerinizi yaptınız yeni çalışmaları e atarsanız veya haberdar ederseniz mikrofonlardan hem dinleyicilerimizle paylaşırız. Biz de size katkıda bulunmuş oluruz. yani Eğitim deyince akan sular duruyor çünkü. Kesinlikle biz de çok mutlu oluruz. Buradan izninizle ben platformun ismi biraz zor olduğu için bir tekrar dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Tamam. Çünkü Kan Akademi kolay yazılan bir isim değil. Kayseri. Söylemesi kolay ama. Söylemesi kolay keşke yazılması da o kadar kolay olsaydı. Tamam. Kayseri, Hatay, Adana, Niğde, Adana, Ceyhan, Adana, Denizli, Edirne, Manisa, Yozgat. Nokta. Ordu, Rize, Giresun. Nokta. Trabzon, Rize. Kan Akademi ork.tr adresinden dinleyicilerimiz e, ücretsiz bir kaynağa ulaşabilirler. Google'a okunduğu gibi yazdım çıktı. Yani eh, bu da e, o zaman e, e, e. <laughs> yani kolay <laughs> ulaşım, navigasyon anlamında Google size her türlü o şeyi soruyor veya arama motorları diyelim. O kolaylığı sağlıyor. E, e, okunduğu gibi Kan Akademi yazdım Türkçe şekilde. E, yani sizin ilk sitede sizin siteniz çıkıyor. O yüzden e, söylediğiniz hani şey önemli ama bulunma noktasında sıkıntınız yok yani onu söyleyebilirim e, çok teşekkür ederiz e, ayağınıza sağlık elinize sağlık e, 2016'ın ilk programında bizimle oldunuz ve kan akademi uzun uzun konuştuk e, internetten eğitim e, servisini bu çok önemsiyorum bunu aynı zamanda EBA da ile de ortak çalışma yaptığınızı öğrenmiş olduk e, son söz olarak ne söylemek istersiniz evet 2016'nın... başta ülkemizde olmak üzerine... tüm dünya için barış, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum. Ve bir eğitimci olarak eğitim imkanlarının arttığı, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendiği bir yıl olmasını diliyorum. Ve Kaan Akademi olarak kullandığımız bir sloganımız var. Sözlerimi bu sloganı söyleyerek öğrenmeye meraklı teknolojiyle barışık bütün gençlere bir çağrıda bulunarak sonlandırmak istiyorum. Bizi en çok ilgilendiren teknolojiyle barışık kısmı program olarak. <laughs> çok doğru. Artık <laughs> programımızın çok güzel bir ismi var çünkü artık hayatımız dijital. Evet, her abi. insanın dijital bir hayatı da var. Hayatımızın çok önemli bir parçası merkezinde duruyor dijital teknolojiler. Evet ben tüm gençlere tek bir şeyi bilmelisin. Her şeyi öğrenebilirsin diyerek buradan 2016 yıllarında tebrik ediyorum. Hmm, çok güzelmiş mottonuz. Evet sevgili dinleyiciler bizim geçmiş programlarımıza 2015'teki programlarımıza Facebook ve Twitter adresinden ve YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bütün geçmiş kayıtlarımız orada. Bugün Kan Akademi'nin Türkiye Direktörü Alp Köksal'ı konuk ettik ve detaylı olarak hem internet üzerinden eğitim teknolojilerini, eğitim ücretsiz servislerini ve uzun uzun Kan Akademi'yi konuştuk. Ben de tavsiye ediyorum girip bakmanızı. Ee, ...bunu önemsiyoruz çünkü... Ee, ...2016'nın ben şöyle bir direkte bulunacağım... Ee, ...teknolojinin... ...hep güzelliklerinin olduğu... ...dezavantajlarının yaşanmadığı... ...bir yıl diliyorum ve... ...2016'nın hani bol teknoloji kullanalım ama... ...hayatımızı hem bireysel hem toplumsal olarak... ...iyi yönetsin ve... E, ...kötü etkilemesin... ...mesajıyla... E, ...veda etmek istiyorum... Bendeniz Bileleren, yapımcım Kenan Bölükbaş, teknik yönetmenim Mehmet Ali Yıldırım. Haftaya Cuma saat 15.30'da tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın, iyi hafta sonları. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.